Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sıfırdan Python serimize devam ediyoruz. Bugün size Python'daki modüllerden ve import anahtar kelimesinden bahsedeceğim. Şimdi Python'daki bir modül nedir? Önce onu söyleyerek başlayalım. Modül, çok kullanılan fonksiyonların bir araya getirilmesiyle oluşmuş bir pakettir. Bir nevi paket olarak düşünebilirsiniz. İçinde fonksiyonlar var. Siz bu paketi projenize dahil ettikten sonra içindeki fonksiyonları kendiniz yazmadan kullanabilirsiniz. Yani ne demek istiyorum? Şöyle göstereyim. Import aklıma ilk olarak mesela matematik modülü geldi. Biz daha önceki örneklerimizde ve eğer izlediyseniz Project Euler problemlerinin çözümlerinde birçok sefer faktöriyel fonksiyonunu elimizle yazdık. Ancak bunu yapmamız çok gerekli değildi. Çünkü ben burada matematik modülünü import ettikten sonra bakın sonuç eşittir diyeceğim. Modülümün ismini yazacağım. Nokta koyduğum zaman faktöriyel fonksiyonunu bana önerdi. Yani burada hazır faktöriyel isminde bir fonksiyon var. Şurayı isterseniz kapatalım dikkat dağıtmasın. Aynen. Bunun içine mesela 6'yı yazdım ve print deyip sonucu yazdırırsam çalıştırdığımda gerçekten de 720 değerini gördüm. Yani bizim faktöriyel fonksiyonunu bir daha yazmamıza gerek kalmadı. Mesela faktöriyel yerine benim bildiğim mesela bu karekök fonksiyonu SQRT. Mesela içine 65'i girdim. Bakın işte 8,06 gibi bir sayıymış. Dolayısıyla yani faktöriyel, karekök, sinüs, kosinüs bunlar çok kullanılabilecek matematik formülleri olduğu için bunları matematik e, modülünün içinde gruplamışlar. Ben bu e, modülü import ederek bunu kullanabildim. Mesela şöyle bir şey vardı yanlış hatırlamıyorsam fabs bu da mutlak değer fonksiyonuydu. Bakın çalıştırdım 65 geldi. Ancak bu float abs acaba i abs var mı onu da merak ettim. Çalıştırdığım zaman öyle bir fonksiyon yokmuş. Tamam ne yapalım? f abs de faktöriyel oldu. Özür dilerim. f abs eğer ben bunu bakın böyle çalıştırdığım zaman 65 oldu. Eğer bunun float değil de integer yazmasını isterseniz daha önceden öğrendiğimiz gibi bunu kullanabiliriz. Yani sonucumuzu integer'a çevirebiliriz. Yani modülün bize sağladığı kolaylık bu. Bunlar hazır olan fonksiyonlar ve ben bunları import ettim ve kullanabildim. Ancak bazı durumlarda bütün matematik modülünü import etmeyebilirsiniz. Sadece matematik modülünün içinden sadece faktöriyeli kullanacaksınız diyelim. Öyle bir durumda şunu yapacaksınız. From mat diyeceksiniz. Ondan sonra import mesela faktöriyel. Bunu yaptığınız zaman elinizde faktöriyel fonksiyonu olacak. Ancak bakın şöyle bir kullanım burada yapamazsınız. Tanımadı dikkat ettiyseniz. Noktayı koyduğunuz zaman da bize herhangi bir şey önermedi. Çünkü biz matematik modülünü import etmedik. Bizim elimizde öyle bir modül yok. Sadece onun içindeki faktöriyel fonksiyonu var. Yani eğer böyle Sadece bir fonksiyonu import ettiyseniz onu direkt ismiyle kullanacaksınız. Bakın şöyle diyelim print sonuç diyelim. Çalıştırdığım zaman gayet güzel çalıştı. Eğer bir tane'den fazla fonksiyon import edecekseniz virgülle diğerini de yazabilirsiniz. Mesela burada artık ben sqrt yani karekök fonksiyonunu da kullanabilirim. Yani bu şekilde bir kullanım arkadaşlar from yapısıyla kurduğunuz bir yapı içeriden bazı fonksiyonları import etmenize yarıyor. Veya şöyle bir kullanım da mümkün. From mat deyip import yıldız derseniz yine matematik modülünün kendisini import etmiş olmazsınız. Yani şöyle bir kullanım yine olmaz. Elinizde bakın böyle bir e, modül yok çünkü. Ama içindeki bütün fonksiyonları kullanabilirsiniz. Mesela sqrt'yi kullanabilirsiniz. Veya işte e, ne vardı onun içinde başka? Bildiğimiz faktöriyel vardı. Bunu da kullanabilirsiniz. Veyahut da işte yine az önce gördüğümüz fabs var. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Dolayısıyla bunu da tamamladık diye düşünüyorum. Sonra başka bir şey göstermek istiyorum. Ben kendi fonksiyonlarımı hazırlayıp bir modül olarak kullanmak istersem. Bakın burada bir benim matematik modülüm diye bir dosya oluşturdum. Yine normal bir Python dosyası herhangi bir özelliği yok ve bunun içine iki tane fonksiyon yazacağım. Mesela çember çevresi diyeyim. Bu içine r diye bir değişken alsın ve bize return bunu yeni öğrenmiştik. 2 çarpı 3.14 çarpı r'yi döndürsün. Bir de def diyeceğim, daire alanı diye bir fonksiyon yazacağım. Bu da içine r diye bir değişken alsın. Bu da bana yine return e, pi dediğim şey 3.14 çarpı r çarpı r. Bu da bana bunu döndürsün. Evet, şimdi ben kendim iki tane formül yazdım ve bunu diğer projemde kullanmak isteyeceğim. Bakın import dedim. Benim matematik modülüm çıktı. Artık ben bunun içindeki fonksiyonları kullanabilirim. Benim matematik modülümü import ettiğim için ismini yazdım. Nokta dedim. Bakın içinde olan fonksiyonları bana önerdi. Dolayısıyla ben çember çevresini kullanmak istersem buraya mesela 4 yazacağım. Ondan sonra bunun sonucunu da yazdırdığım zaman oradaki fonksiyonu kullanabildiğimi gördüm. Aynı şekilde az önce yaptığım gibi şu da olabilirdi. From benim matematik modülüm import sadece çember çevresini import etmek istersem bu sefer bu kullanım yanlış olacak fark ettiğiniz gibi altını çizdi. Az öncekiyle aynı sebep çünkü elimizde böyle bir modül yok. Sadece çember çevresi fonksiyonu var. Bu şekilde çalıştırırsam yine bunun çalıştığını gördüm. Sonra burada ben modülün ismini bilerek uzun verdim. Eğer bazen çok uzun isimli modüller kullanıyorsanız ve bunu sık sık kullanıyorsanız bunları yazmak biraz kalabalığa neden olabilir. Böyle bir durumda da şunu yapabilirsiniz. Mesela import benim matematik modülüm as buraya bir kısaltma verebilirsiniz. Mesela benim matematik modülüm. Buraya herhangi bir şey yazabilirdim. Bakın şöyle kullanabilirim. Sonuç eşittir. BMM nokta bakın aslında aynı modül bu. Yani burada sadece bu isimle kullanacağım demiş oluyorsunuz. Bunu yazmak uzundu. Ben o yüzden bunu bmm olarak kullanacağım. bmm nokta daire alanı içine de 5 diyeceğim. Sonra yine sonucumu yazdıracağım. Bakın bu şekilde de bir kullanım mümkün. Dolayısıyla arkadaşlar import anahtar kelimesini ve modüllerin ne olduğunu ee, kabaca öğrendik. Değinmek istediğim bir şey var. O da şu. Ben burada import benim matematik modülüm dediğim zaman bunu hemen tanıdı. Çünkü benim çalıştırdığım modüller.py dosyasıyla oluşturduğum matematik modülüm.py dosyası aynı klasörde. Aynı klasörde oldukları zaman herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Eğer aynı klasörde olmazsa ne olur konusu da çok sıfırdan başlayan birisi için uygun olmadığı için ona bu videoda yer vermedim. Ancak ileriki videolarımızda onu da tabii ki konuşacağız. Dolayısıyla siz şimdilik eğer kendi modülünüzü oluşturacaksanız onu programınızın bulunduğu klasörde oluşturmaya dikkat edin. Bundan sonraki videolarda arkadaşlar birkaç videoda çok fazla kullanılan modüllere standart modüllere değineceğiz. Mesela işte şöyle bir modül var import os. Arkadaşlar bu işletim sistemi ile alakalı işlemler yapabileceğiniz bir modül. Yani dosya sistemi ile alakalı diyelim daha doğrusu. Dosyaları bir yerden bir yere kopyalama, taşıma, silme gibi işler yapabilirsiniz. Mesela import adından da çok belli olduğu gibi time işte saat kaç bir programın çalışması ne kadar sürdü veya program belirli bir süre uyku moduna girsin yani herhangi bir işlem yapmasın bunlar için time'ı kullanacağız. Bunun biraz daha değişik bir versiyonu olan tarihle ilgili şeyler yapacaksak mesela date time modülü üzerinden konuşacağız ve başka modüllerinde nasıl eklenebildiğini göreceğiz. Onu da şöyle yapacağız. Mesela buraya gelip işlem interpreter tam nasıl okunduğunu bilemedim. Onun seçeneklerine girip bakın buradaki artıya basarsam burada kurabileceğim başka paketler de var. Mesela diyelim ki çok popüler olan görüntü işleme programı OpenCV böyle değil miymiş ismi veya şöyle miymiş. Evet bakın open cv buna tıklayıp buradan paketi kur diyebilirsiniz veya web otomasyonunda çok kullanılan selenium onu da buradan kurabilirsiniz. Bunlar Python'da gelen standart e, kütüphaneler olmadığı için direkt bunları önce kurmadan import selenium diye kullanamayız. Bakın şöyle göstereyim. Eğer ben buraya gelip import selenyum dersem zaten tanımıyor ve hata verecektir. Ancak dediğim gibi buraya gelip şu interpret okuması çok zor. Özür diliyorum. <laughs> Bunun seçeneklerine gelip burada selenyumu seçip kurarsam bakalım neredeydi selenyum aynen burada. Bunu kurarsam biraz uzun sürebilir. Sürmezmiş. Kuruldu. Bakın bunu kapattım, bunu kapattım. Artık Selenium benim için bir hata vermeyecek çünkü o paketi önce indirdim, ondan sonra da projeme dahil ettim. Evet arkadaşlar, Python'daki modüllerin kullanımı da bu şekilde oluyor. Dediğim gibi şimdi bundan sonra Python'da standart olarak bulunan çok önemli bazı modülleri inceleyeceğiz. Ondan sonra da daha ciddi Python'da varsayılan olarak gelmeyen mesela selenyum gibi, Pandas gibi, Beautiful Soup gibi değişik modüllere e, bakmaya çalışacağız. İşin o kısmı oldukça eğlenceli ancak biraz da karmaşık. O yüzden biz oralara gelmeden evvel sizin bol bol tekrar yapmanızı, buraya kadar olan ki kısmı iyicene sindirmenizi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar herhalde bu kadar yeter. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.